Meclise gidelim. Adalet temalı bir haber yine. Çünkü mecliste bildiğiniz gibi şirketin sahibiymiş gibi konuşmakla suçlandı eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez. Çünkü orada ya ormanlar rehabilite ediyor, bakmayın bu kadar sesin yükselmesine dedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın marjinal ilan ettiği köylüleri, orada yörenin vatandaşlarını, halkı kriminal olarak niteledi. Yani hem marjinal hem kriminal. Bizler de bu ekranlardan sormuştuk. Ya o kadar kriminallerse ağaca sarılmalarını neden beklediniz? Gidip gözaltına almak için. Madem kriminaller o köylerde nasıl barınıyorlar diye sormuştuk. Cevabı var mı bilinmez ama sayın eski bakan içinde Akbelenlerin çalınan umutları var diye muhalefet sıralarından itiraz edilen bir hediye getirmişti. O hediye zeytinyağı ve bölgede yöreye bu bedava dağıtılıyor dedi. Bir tane mi getirdiniz diye soruldu kendisine. Hayır, 600 tane dedi. E sormak isterim. Daha 10 saniye geçmedi haberini vereli. Neden 600 tane getirildiniz? 599'u mecliste tamam da 600. için, Can Atalay için hapse mi göndereceksiniz? 600 tane getirdik, hepinizin odasına dağıttık. Afiyet olsun. Bu bir rüşvettir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben size Akbelen'den ceviz getirdim. Buyurun buraya koyuyorum, afiyetle yiyin. Meclis muhalefetin çağrısıyla Akbelen'deki çevre kıyımı için olağanüstü toplandı. Genel görüşme yapılmasına ilişkin önerge görüşüldü. Ancak önerge AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. O toplantıya zeytinyağı polemiği damgasını vurdu. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez partisi adına konuştu. Madencilik yapılan sahaların daha sonra rehabilite edildiğini savundu. Bazı hatipler zeytinle alakalı, zeytinin kesmeyle ilgili örnekler ifade ettiler. Tam tersine biz rehabilite ettikten sonra zeytin ağacı dikiyoruz. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Yanında zeytinyağı şişesiyle gelmişti Dönmez. Çıkarttı, kürsünün üzerine koydu. Milletvekillerine hediye edeceğini söyledi. O bölgede yetişmiş zeytinlerden elde edilen zeytinyağını da sizlere getirdik efendim. TKİ tarafından personele ve yöre halkına bedelsiz hediye ediliyor. Sayın Başkan diyor ki bir tane mi getirdiniz? Hayır, 600 tane getirdik, hepinizin odasına dağıttık. Afiyet olsun. Dönmez'e tepki gecikmedi. İlk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'den geldi. Akbelen'den getirdiği iki cevizi kürsüye koydu Dinçer. Arkadaşlar, zeytinyağını bırakın. Akbelen İkizköy'deki cevizlerin haline bakın, haline. Ben o zeytinyağını nereden getirdiniz bilmem. Ama ben size Akbelen'den ceviz getirdim. Buyurun buraya koyuyorum, afiyetle yiyin. Dönmez'e bir tepki de CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi. Dönmez'in hediyesini iade etti Öztunç. Bu bir rüşvettir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu zeytinyağını Sayın Bakan'a iade ediyorum, yolluyorum. Öztunç neden o zeytinyağını kabul etmediğini de açıkladı. Sayın Bakan ve AKP'liler güle güle bu zeytinyağlarını içsinler, yemeklerinde kullansınlar. Çünkü bu zeytinyağları saf değildir. Bunların içerisinde Akbelen köylülerinin emeği vardır. Onların çalınan umutları vardır. Her haberden adalet çıkıyor efendim. Ya da adaletsizlik demek lazım. Şimdi birazdan İzmir Konak'ta bir markete götüreceğim sizi. Onun manav bölümüne bakacağız. Gamze Elçi Sözcü muhabiri çekti görüntüleri. İnanılmaz ama öncesinde madem bu kadar adalet ya da adaletsizlik haberi verdik, birkaç görüş okuyalım efendim. Tabelamız adalet yok diyor ya hani. Bir garip mühendis demiş ki adalet mülkün temelidir ama bizim ülkede mülk yabancıda. Adaletin gözünü bağlamışlar, terazisinde bozmuşlar diyor. Kemal Bey diyor ki kumpas davalarının hakimine adli kontrole bile lüzum görmeden tahliye, Barış Pehlivan'a hapis. Mafya babaları tahliye edildi. 80 yaşını aşkın ağır hasta komutanlarımız hala hapis. Gören varsa söylesin, adalet yok diyor.